Türkiye koronavirüsle mücadele ediyor. Bu ayrıntılar oldukça fazla. Bir yandan da tabii ki politika gündemi de oldukça önemli detaylar var. Libya ve Akdeniz Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor sevgili izleyiciler. Türkiye'den bir heyet dün Trablus hükümetiyle görüşmek için Libya'ya gitti. Şimdi bu önemli kritik ziyaretin ayrıntılarını konuşacağız. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Amiral Sayın Cem Gürdeniz gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Gürdeniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Öncelikle bu kritik ziyareti değerlendirelim. Önemli bir e, görüşmeydi bu. Türkiye, Trablus'a gitti, hükümet, de, Trablus hükümetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bu ziyaret hem içerike Libya'nın geleceği açısından ne anlam ifade ediyor? Aslında şöyle, Türkiye Libya'da e, bulunduğu konumu daha da güçlendirdi diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. E, Türkiye e, Libya'da esasında hem tarihin hem de talihin yani... <laughs> dünya tarihini, jeopolitik tarihin akışına bakarsanız, tarih ve talih yan yana gider. Yani her ülkenin, her devletin, e, her e, efendim e, kişiliğin e, yıldızının parladığı anlar vardır. <laughs> Libya'da da Türkiye'nin yıldızı bence parlamıştır. Zaten e, biliyorsunuz Turgut Reis e, 1500'lü yıllarda Libya'yı fethettiğinde o yıldız parlamıştı. Türkiye o bölgede 1911'e kadar varlığını sürdüren neredeyse 400 yıla yakın ee, ve akrabaları olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani her programda söylüyorum Koloğulları, Kuloğulları, Başağlar bunlar Türk Karp Ocakları denizcilerinin soyunu devam ettiren aileler. Ee, evet. Türkiye doğru bir doğru bir manevra yaptı. Doğru bir jeopolitik manevra yaptı. Hem Mavi Vatan'ın Güneybatı sınırını mühürlemek açısından hem 21. yüzyıldaki Anadolu jeopolitiğini uzaktan konsolide etmek için bence çok doğru bir manevra yaptı. Ve burada esasında Talih de yardım etti. Şöyle ki, yani e, biliyorsunuz Türkiye başından beri e, mutabakat hükümetini destekliyor. Halbuki Suriye'de Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümeti besle, e, e, desteklemiyordu. Şimdi Libya'da hem doğru tarafta hem güzel bir oyun kuruldu, hem çok iyi bir destek sağlandı ve karşılığında Libya e, mutabakat hükümeti de Türkiye'ye çok büyük destek sağladı. Şimdi. 29 Kasım 27 Kasım 2019 Deniz Yetki Alanı Anlaşması e, yabana atılacak bir anlaşma değil. Türkiye'nin e, ikinci Sevr dediğimiz Mavi Vatan cephesindeki e, çok büyük bir saldırıya mükemmel bir hukuki cevap verdi. O bakımdan Türkiye'nin burada başından itibaren vefalı bir şekilde ve e, geri adım atmadan destek olması ve dün bu kadar üst seviye hükümet yetkililerin oraya gitmesi Bence son derece önemli. Zaten bakın dün Türkiye'ye gitti. Hemen e, Pearson eski Amerikan Büyükelçisi bir makale yazdı. Hemen gördük Jamestown think tanki vardır e, Amerikalıların Önemli bir think tank. Çok evet. fetöcü evet. doldurmuşlardı. Oradan çok önemli bir kağıt çıktı dün dikkat ederseniz. Bunları üst üste koyduğumuzda Rusya'nın açıklaması var. E, İran'ın açıklaması var. Hı hı. E, Türkiye e, bu alanda e, gerçek anlamda bir oyuncu olduğunu bence hem kağıt üzerinde teoride ispat etti, hem sahada ispat etti, pratikte ispat etti. Hem de gelecek açısından da bence bölgeye de güvence verdi. Şimdi Fransa'nın dünkü hezeyanları, Türkiye'yi şikayet etmeleri, Türkiye NATO'dan çıksın demeleri bir kenara bunu koyuyoruz. Öte yandan bakıyoruz, mesela bugün Lavrov'un açıklaması var. Ne diyor? ABD'nin Libya'da yapacağı efendim kalıcı barışın, devamını sağlayacak katkılarına biz de onay veririz diyor. Bunlar güzel şeyler ama öte yandan bakıyorsunuz Fransa gibi Avrupa Birliği'nin şu an nükleer güç, tek nükleer gücü biliyorsunuz İngiltere çıktı gitti. Tek nükleer güç kendini büyük bir ülke olarak görüyor ama bakıyorsunuz hiç büyüklüğüyle orantılı olmayan suçlamalar ve yorumlar yapabiliyor. Bu dengelere tabii Türkiye'nin dikkat etmesi lazım. Bence sorunuzun net cevabı çok önemliydi o toplantının olması ve Türkiye'nin bu kadar üst seviyede orada temsil edilmesi hem ekonomik çıkarlar açısından hem ateşkes ve geleceği açısından çok ama çok önemliydi. Evet. Ee, şimdi baktığımız zaman Fransızlardan bahsettiniz, Fransız hükümetinden bahsettiniz. Türk donanmasının aslında böyle haberler yer aldı basında. Türk donanmasının Fransız donanmalarını engelleme yaptığı yönünde haberler çıktı. Bu Fransız basınında yer aldı. Bazı haber ajansları da bu o, bilgileri geçti. Neden Fransa e, Akdeniz'de Türkiye karşı bir tavır alıyor. Şimdi e, hem e, Associated French e, Press, AFP hem Reuters ikisine de e, orijinallerinden baktım. Hem İngilizce hem Fransızca. Gerçekten ne olduğunu basındırıyorum. Ben e, bir kere hiçbir Türk savaş gemisi e, saldırı altında olmadığı sürece, bakın bir daha söylüyorum, yani angajman tedbirleriyle saldırı altında olmadığı sürece ee, bir başka gemiyi, bırakın bir ittifak gemisini, e, atış kontrol radarının aydınlatma radarı ile e, track dediğimiz yani kilitleme veya takip modunu almaz. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. burada ben e, ilk duydum. Ben de gemi komutanlığı yaptım, komodorluk yaptım, filo komutanlığı yaptım. Bir kere e, bu tip bir e, olay e, yani tracklama e, bir gemiyi e, topunuzla veya güdümlü vermenizle angajmana. Sokacak şekilde bu şu an ekranda gösterdiğiniz işte bu Mark-25 radarıyla falan e, bu şekilde traklamak düşmanca harekete girer. Bu NATO'da e, kuralları çok çok iyi bilinen bir usuldür. O yüzden hiçbir Türk gemi komutanı böyle bir şey yapmaz. Bir kere bunu ben kesinlikle bir e, Fransız tarafının manipülasyonu olarak değerlendiriyorum. Neden? Bir gün evvel e, Macron çok ağır Türkiye'yi tehdit etti çünkü ondan evvelde birkaç gün evvelde hatırlayacaksınız Spetsai, Yunanistan'ın Spetsai eee Fırkateyni helikopterini kaldırarak yine aynı gemiyi bu sefer sanırım gidiş yolundaydı. aramaya, durdurmaya kalktı. Türk savaş gemileri de diyor ki dedi ki bu gemi bu grup Türk Deniz Kuvvetlerinin Türkiye'nin koruması altındadır. Bir evet. kere bunu duyduktan sonra hiçbir şey yapamazlar. Bunu baştan söyleyeyim. Bırakın onu. Tek başına olsa bile e, bir Tanzanya bandıralı bu gemi tek başına gitse bile bayrak devletinin onayı olmadan bir daha söylüyorum bayrak devletinin onayı olmadan o gemiye çıkamazsınız. Biz bunu nerede gördük? Active Endeavor yani etkin çaba harekatında gördük ki terörle mücadeleydi o çok e, 11 Eylül sonrası. E, bayrak devletine sormak ha e, Libya'nın kara suları içerisinde eğer bu gemiyi Birleşmiş Milletler adına e, çıkma yapmak gerekirse evet Libya hükümetinin yetkisiyle çıkabilir. Ama açık deniz alanında çıkamaz. Bir kere bunu baştan koyalım. Mutlaka e, açık deniz alanlarında e, bayrak devletinin onayını almak gerekir. Kaldı ki burada 3 tane savaş gemisi bunu almış götürüyor. Şimdi Fransızlar Yunanistan'ın bu ciyaklaması üzerine bana göre Yunanistan bunu e, NATO'ya getirdi. Hatırlayın İrini operasyonu adı altında Avrupa Birliği'nin operasyonuydu. Kim yönetiyor İrini Operasyonu? Roma'dan bir İtalyan amiral. Ne oldu? Spetsainen helikopteri geri döndü, terslendi Türk donanması tarafından. Bu şikayetini kime yaptı? İtalya'ya yani Roma'ya. İrini Operasyonu e, bunu sağlayamadı, kontrolünü sağlayamadı diye. E peki Avrupa Birliği'nin şu an abisi kim nükleer güç olarak? E, Fransa. Fransa durumdan vazife çıkardı. Zaten kimin tarafında Fransa? savaş lordu darbeci Hafter'in tarafında yani Birleşmiş Milletler'in desteklemedi. E zaten emperyal geçmişinden biliyoruz. Şu an çok rahatsızlar. Niye rahatsızlar? Çünkü ilk defa Batı Akdeniz'de neredeyse son 3 aydır Türk savaş gemileri 7-8 parça gemi Batı Akdeniz'de varlık gösteriyor. Bundan son derece rahatsızlar. Libya'da etki alanı Türklerin yeni bir oyuncu olarak 400 yıl sonra e, etki alanlarına geri dönmeleri e, özür dilerim 100 yıl sonra etki alanlarına geri dönmeleri Tabii ki rahatsız ediyor. Çünkü biliyorsunuz o mahallenin e, kabadayısı e, Fransa. E, ona kim e, meydan okuyordu? İtalya kısmen Libya'da. e Şimdi İngiltere'de çıkıp nükleer güç olarak tek başına kalınca buranın abisi benim e, psikolojisine hı hı. girdi. Ve o ağır suçlamaları yaptı Macron Türkiye'ye. Bir kere e, bir NATO üyesinin e, başkanı olarak şartlar ne olursa olsun kalkıp diğer bir NATO üyesine bu kadar küçük düşürücü böyle meydan okuyucu laflar e, kamuoyunda söyleyemezsiniz. Evet. Herkes e, bu konuda haddini bilmek zorunda. O yüzden o e, Fransız Başkan'ın iki gün, üç gün evvel yaptığı e, deklarasyonun içini doldurmak için bence üretilmiş bir senaryo olarak görüyorum bunu. Hı hı. Yani Türk kimileri bizi aydınlattı, bizi efendim trakladı, düşmanca harekete girdi. Bugün bir tanesi Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım diyor. E, yani ee, onlar bilir. Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını yaratacağı jeopolitik kırılmaları onlar bilir. Eğer böyle bir niyetleri varsa da söylesinler. Açık açık yazsınlar yani. O bakımdan sorunuzun cevabı e, Türkiye e, 2012 yılında yapılmış bir askeri işbirliği anlaşması artı 27 Kasım 2019'da yapılmış ikinci bir askeri eğitim ve işbirliği anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir ülkenin başkanlığı, hükümeti tarafından yapılan bir davet üzerine oraya askeri malzeme eğitim yardımı yapıyor. Hı hı. O bakımdan e, şeyin Fransa'nın ve diğer ülkelerin Türkiye'ye bu şekilde kalkıp Birleşik Milletler'in efendim, e, ambargosunu Türkler deliyor şeklinde. O zaman ben de şunu sorayım. E, Fransızların Hafter'e desteğini nasıl izah edeceğiz o zaman? E, evet. Mısır üzerinde veya Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ee, bunu bunun nasıl izah edeceğiz. O yüzden herkes esasında bu oyunda kendi yerini biliyor ama büyük bir tiyatro oynuyorlar. Türkiye'nin yaptığı doğru. Evet. Başka soru. Hafta ait sihaların kontrolünde yine Fransa'da olduğu yönünde açıklamalarda var. Tabii, tabii. Tabii bu Fransa'dan bahsetmişken NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini de söylemişti aynı Fransa Türkiye'yle Türkiye ile ilgili düşüncelerini açıklarken şunu da sormak istiyorum size. İran'dan Dışişleri Bakanlığı seviyesinde bir ziyaret gerçekleşti Türkiye'ye. Ardından da daha sonra Moskova'ya gidildi. Ama İran tarafından gelen açıklamada Türkiye'ye destek verdiğini yani Trablus Hükümeti'ne, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verildiği belirtildi. İran'ın desteği nasıl yorumluyorsunuz? İran'ın desteği kaçınılmaz olmak zorunda. Bakın bölgede Asya ile Atlantik'in bilek güreşi var. Yani Atlantik'ten kastım tabii ki geleneksel emperyalizm. Yani 1700'lerden bu yana Afrika'yı, Avrupa'yı, Akdeniz'i sömürmüş, e, sanayi devrimini yapmış olmanın, kapitalizmi geliştirmiş olmanın, üretim imkanlarını ele geçirmiş olmanın bedelini güney kuşaktaki bu fakir ülkeleri sömürerek, onlar iç, iç savaşlar çıkararak, onları doğal kaynaklarını sınırsızca zorlayarak sömüren bir e, grubun e, mücadelesini görüyoruz. Türkiye e, bu mücadelede durun bakalım diyor. Artık çünkü demin onu demiştim ya size, e, tarihin ve talihin yarattığı anlar vardır. Ülkelerin yıldızının yükseldiği anlar vardır. Türkiye Mustafa Kemal döneminde de aynısını yapmıştı. Emperyalizme durun demişti. Şimdi Libya'da yapılan odur. Bugün e, Amerika'nın bu kadar büyük panikle Fransa'nın İngiltere'nin bakın İngiltere Başbakanı çıkıyor eski başbakanı. Türkiye ne yapıyor? E, Doğu Akdeniz'de ne yapıyor? Libya'da ne yapıyor diyor. Yani onlar yaparken hiçbir şey yok ama Türkiye bu bölgede 500 yıl e, kültürüyle varlığıyla hüküm sürmüş bir devlet e, eski akrabalarının olduğu yerlere gidince yer yerinden oynuyor. Şimdi İran'ın yaptığı doğru. Türkiye esasında Asya'da e, konsolide ederek o, o güçleri yani İran'ı efendim e, diğer e, keşke Mısırı da desek çünkü netçe buradaki savaş ezenlerle ezilenler yani gelişmiş Kuzey sahili, Kuzey eksendeki NATO ülkelerinin çoğunun üye olduğu sahille güneyde ezilmiş, sömürge olmuş, yıllarca geri bırakılmış bir kitle arasındaki mücadele var. Türkiye burada kendi içinde lider bir ülke olarak savunma sanayiyle, ekonomisiyle, nüfusuyla, kurumlarıyla, tarihsel geçmişiyle bölgede esasında oyun kurabilecek güçte bir ülkeydi. Türkiye kendi gücünün farkına yeni yeni varıyor. Bu önemli bir güç. Şimdi İran'ın böyle e, emperyalizmle Türkiye'nin mücadele etmesini görüp de desteklememesi zaten düşünülemez. Keşke e, bu kalıcı olsa, sürekli olsa, e, neticede e, doğru bir karar. E, dilerim Türkiye ile Rusya da aynı e, gamda buluşur. E, çünkü Haluk Sanırmasan Ünal hocamız yazmıştı geçen gün okudum bir yerde. Yeni Astana süreci mi diye. Keşke Libya'da da yeni Astana süreci olsa bunu dilerim. Çünkü İngiltere'nin, Fransa'nın, ABD'nin, Almanya'nın olduğu yani eski hegemonların olduğu bir düzende Türkiye'nin onlarla birlikte Libya'da düzen kurması çok kırılgan olur diye düşünüyorum. Çünkü onların geleneğinde emperyalizm var. Yani oradaki mücadele sürekli olarak reel politik düzlemde efendim bu petrol alanlarını kim kontrol edecek? Aman Ruslara üst vermeyelim. Aman Türkler burada sürekli varlık göstermesin. Türkleri bir parmak bal çalalım, onurlarını okşayalım. Ama burada yine kontrol Fransız Total'de, İtalyan Eni'de, efendim İngiliz, e, İngiliz e, British Petrol'de e, olsun. İşte bu tuzaklara Türkiye düşmemeli. E, hemen de e, çok kısa sürede biz maksimum ekonomik fayda sağlayalım. Libya'dan biz ne kadar büyük e, efendim maddi e, kazanç sağlarsak o kadar iyidir. Bu tuzağa da düşmemek lazım. Libya'ya güvenilir ortak olduğumuzu nasıl ki onların en zor anında ispat ettik. Bundan sonra da atacağımız adımlarda dikkatli olarak aşırı hırsa kapılmadan küçük küçük adımlarla oradaki varlığımızı, oradaki dostluk e, içeren varlığımızı idame ettirmemiz gerekir. Bakın bugün güzel bir haber daha geldi. Mısır'daki bir önemli bir gazetede baş başyazıda e, Libya hükümetiyle Mısır'ın e, görüşmeye başlamasının zamanı geldi diye de güzel bir makale çıktı. Bu da çok önemli. Evet. Türkiye'nin Mısır'la da ilişkilerini Yeşim Hanım mutlak surette düzeltmesi lazım. Mısır'da çünkü Arap dünyasının lideri olan bir ülke. Türkiye asla Mısır'la da e, ideolojik kavga nedeniyle e, be, bir Ucu görünmeyen bir tünelin içine girmemelidir diye düşünüyorum. Onlar da Türkiye'yi sadece Türkiye'yi değil koskoca Türk dünyasını temsil eden büyük bir devlet olarak görmeli. Asla bizi kışkırtacak emperyal tuzaklara düşmemelidir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki yakın bir zamanda e, Mısır'la da diplomasi trafiği başlamış olur mu? Çünkü karşılıklı i̇şte, açıklamalar geliyor ama evet, e, somut e, bir şey yok şu anda elimizde. Ben şuna inanıyorum. E, Mursi zamanında Türk... Mısır ilişkileri o kadar iyiydi ki 2009 ve 2010 yıllarında Dostluk Denizi isminde karşılıklı deniz tatbikatları yapıldı. Bu e, önemliydi. Yani onlar mesela bir tüm amiral, iki tane komodor, dört gemiyle Aksaz'a geldiler. 2010'da biz de aynı sayıda gemi ve amirallen e, İskenderiye'ye gitti Türkiye. Bu çok önemli ve o dönemde hatırlıyorum deniz kuvvetlerinden bir heyet sanırım 2010 yılıydı Mısır'a giderek ee, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaptıkları e, delimitasyon, sınırlandırma anlaşmasından kabaca 10 küsur bin kilometre kare kaybettiklerini, aleyhine olduğunu, bunu gözden geçirmelerini e, tavsiye ettiklerinde de çok müspet dönüş olduğunu biliyorum. Hatta bir milletvekili, e, bayan bir milletvekili Mısır parlamentosuna sanırım 2011 yılıydı. Bu anlaşmanın iptali için süreci başlatmıştı. Ama bir darbeyle... Mursi'nin gidip yerine e, Sisi'nin gelmesiyle tabii dengeler değişti. E, şu an dilerim e, onlar da real politikaya geri dönerler. Çünkü Mısır da emperyalizmden çok çekmiş bir ülke. Yani Cemal Abdel Nasser e, tecrübeleri var. E, 1956 yılında ülkelerine hegemonya saldırdı. İngiltere, Fransa, İsrail, Süveyş kanalı millileştirildi diye ülkeyi neredeyse işgale atan ABD ile Rusya ilk defa tarihte anlaştı da bu işgali önlediler biliyorsunuz o dönemde e, Amerika'nın haberi olmadan e, saldırmışlardı. O yüzden e, onlar da tarihlerinden dilerim ders alırlar. Emperyalizmde e, e, çok iş yapanlar, onlarla e, sürekli bu şekilde askeri veya politik maceralara girenler sonunda bedelini ağır ödüyorlar. E, Türkiye ile e, Libya, e, özür dilerim Mısır karşılıklı hiçbir sınır sorunu olmayan bugün. Deniz sınırlandırma anlaşması Türkiye ile Mısır arasında yapılsa en basit olan iki kıta devleti orta hayat çizilecek. O bakımdan dilerim düzelir. Çünkü Yunanistan da son İtalya ile yaptıkları anlaşmadan sonra Mısır'ı zorluyorlar. Çünkü biliyorsunuz 77'den beri İtalyanları bekletiyorlardı. Türkiye'nin korkusundan Libya anlaşmasının korkusundan kendi aleyhlerine olacak. Adalara hak e, kısıtlı tanıyan bu meşhur e, geçtiğimiz haftaki İtalya e, Libya, şey İtalya, Yunanistan anlaşmasını yaptılar. Şimdi de Mısır'a yükleniyorlar. Ama Mısır dersini aldı diye düşünüyorum. Buradan onlara tekrar mesajımızı verelim. Sakın bir hata yapıp Meis'in e, içerildiği, Meis'e hak veren bir sınırlandırma anlaşmasına evet demesinler. Ona dedikleri anda Girit girit payıyla da çok büyük parça kaybederler. Herhalde 30'a düşmezler ki geçen gün Yunanistan'da okuduğum bir makalede e, en azından önümüzdeki yakın dönem için böyle bir anlaşmayı beklemiyoruz yorumunu okudum yani. Bakalım tabii açıklamalar geldikçe biz de aktaracağız. Bir virgül koyalım bir soru daha yöneltmek istiyorum size e, Sayın Gürdeniz e. ama çok kısa bir aramız var olur mu? Kısa bir ara verelim sevgili izleyiciler devam edeceğiz. çok kısa bir ara vermiştik sevgili izleyiciler. Amiral Cem Gürdeniz'le sohbetimiz devam ediyor. Süremizin de sonuna geldik ama Sayın Gürdeniz bir soru daha yöneltmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine önemli operasyonları var. Bu operasyonlarla ilgili de düşüncenizi alabilir miyiz? bu operasyonlar zaten Türkiye'nin 84 yılından bu yana yani PKK ile mücadelenin başladığı bu yundan aralıksız devam eden bir süreç. esasında Türkiye güneyindeki Felaketin güneyindeki tehdidin büyüklüğünü çok iyi anladı. Özellikle 15 Temmuz 2016 fetö darbe girişiminden sonra e, gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir şekilde o bölgeye yönelik bir e, politika ve strateji birliği var evet. e, ve devlet bunu etkinlikle uyguluyor. Dilerim e, hiçbir Mehmetçiğimizin burnu kanamadan e, bu bu harekat başarıyla devam eder. Tabii bu ne zaman sonlanır e, onu bilemiyorum ama bu gelecekte de devam edecektir o bakımdan orada görev yapanlara başarılar diliyorum. Bu arada bugün sahil güvenliğin 38. yaş günü sahil güvenlik komutanlığını da Mavi Vatan'ın iç sular, kara suları ve Münasır ekonomik bölgedeki hak ve çıkarlarını koruyan sahil güvenliğimizde hem tebrik ediyorum hem de görevlerinde onlara da başarılar diliyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürdeniz. İyi ki katıldığınız gün ortasına. Çok sağ olun efendim. Gerçekten. Görüşmek Gerçekten. dileğiyle. Evet, sevgili izleyiciler, Amiral Sayın Cem Gürdeniz gün ortasında bizlerle birlikte olduk. Libya'da gerçekleşen kritik zirveyi değerlendirdi Kendisiyle önemli açıklamalar yaptı. Zaten bültenlerimizde sürekli olarak da bu konuyla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler.